أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد فان مولانا Adil olmak, adil insan olmak. Hele hele yöneticiysen, hele hele bir grubun çobanıysan en önde gelen ahlakın olmalı. Ama zaten şahsında da toplumda da adaletli insan olmak hakka girmemeye vesile olur. Hatta ne dedik? Resul-i Ekrem ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Kul birinin hakkına girerse onu ödemeden cennete girme ihtimali yoktur. İnsan nice hatalar işler, o hatalar Allah'la kul arasındaysa onu affettirmek kolaydır. Ama o hata bir de bir kulun hakkını çiğnemekse, içinde bunu yatırıyorsa, barındırıyorsa, biz Hristiyanlar gibi değiliz. Bir kardeşimize zulmedelim, sonra gidelim rahibe para verelim, rahip bize affetsin. Halbuki zulmettiğin adam çiğneyecek seni sinirden belki. Rahip diyecek ki seni geçen bir abimiz söyledi de, oradan ona da öyle söyledik. Dedi ki hocam bir tane arkadaşımız var Hristiyan olmuş. Müslüman idi, Hristiyan olmuş. Dedim ne gerekçe sundu da sana Hristiyan olmuş? Ne için geçti yani? Hristiyanlık daha güzel. Tamam mı? Neresinde güzel? Bize bir anlatsın. Ne bulmuş yani? Hangi güzel manzarayı orada İslam'ın içerisinde göremedi? Hangi güzel manzarayı orada görmüş? Sen ona dedim gidince şöyle söyle. Şimdi ben senin ayağını kırsam burada. Sen ciyak ciyak bağırsan. Sonra ben kiliseye gitsem, pedere desem ki ben bir arkadaşımın ayağını kırdım peder. Al şu 50 doları affet beni. Tamam oğlum affedildim deyip beni gönderse. Ben bir daha senin yanına gelsem sen bana bağırsan desen ki sen benim ayağımı nasıl kırarsın? Tek kelime edemezsin bana. Neden? Ben pederden pedere gittim. Peder beni affetti. Tek kelime edemezsin 50 dolarmış senin ayağın kıymeti. Böyle bir zulmü mü sen destekliyorsun? Bu adaletsizlik değil mi? Pederin ne haddine? Adamın hakkı o. Pederin hakkı değil ki. Pederin ayağını kırarsak tamam o affetsin bizi. Ben gidip başka bir Müslümanın ayağını kırmışım. O Müslüman beni affetmedikten sonra peder beni nasıl affedebilir? Allah Subhanahu ve Teala yerin göğün hakanı olmakla birlikte sen ona tövbeye gidiyorsun. Onunla aranda olan günahı affederim diyor. Fakat bir kulun hakkına girdiysen ondan helallik alacaksın diyor. Yaratıcı böyle derken sen bir peder, bir papaz olarak gideceksin onu affettim diyeceksin. Ve bu dini, bu algıyı, bu anlayışı İslam'dan daha güzel görecek. Neden? Tartısı şaşmış çünkü. Şahkülü şaşmış, ayarı yok. Ayarı yok. İşte adalet, Hazreti Ömer'in dediği gibi mülkün temelidir. Adalet ile meşhur olan Hazreti Ömer. Tabii ne oldu? Güzel laflar söyleyemeyince zamanın yöneticileri gittiler eski büyük zevatın laflarını alıp kendi söylüyormuş gibi millete çaktılar. Millet de o kadar İslam'a öyle bir karşı aldılar ki. Biliyor musunuz? Yani geçmişte bulunan çoğu buluşların sahipleri aslında bir İslam alimi. Bunu araştırmamışlar, bunun peşinden gitmemişler. İslam alimleri de zaten ben buldum hastalığına girmezler. Çünkü yüksek bir edeple donanmışlardır yani. Bu bulduysak bir şey Allah buldurdu bize derler yani. Allah'ın ikramı. Bu yaklaşımlarından dolayı ne yaptılar? Öteki çıktı ben buldum dedi. Millet de onun peşine gitti. Onun yalanını kabul ettiler. Ötekinin doğrusunu arkaya attılar. Sonra İslam'ın içerisinden kimse çıkmadı diyor. Sizin içerinizden ne çıktı bize söyleyin bakalım. İslam'dan uzak yaşantınızdan sonra ne çıkarttınız? Ne çıkarttınız? Geçen sohbette dedi ki yahu biz okullarımızda cemaatle namaz kılınmasını istiyoruz. Çocuklarımıza cemaatle namaz kılırsınlar. Böyle okullar istiyoruz. Altına yorum yazıyor diyor ki ne ürettiniz? Ne ürettiniz? Yahu dedik cemaatle namaz kılmak bir şey üretmeye aykırı bir şey mi? Cemaatle namaz kılınca üretemiyor mu insan? Yani böyle ama ne? Tabii sonra ikinci, üçüncü, dördüncü yazılarına bakıyorsun zaten içindeki o bütün habisi pisliği döküyor yani. Zaten yani derdi pislik saçmakmış orada. Konuyla ne alakası var ne bir şey. Senin tipini görüyor böyle ha bu Müslüman diyor. Tamam o içimdeki hepsini ben buraya dökeyim. O konuyla alakalı olmayan meselelere giriyor.
Neyse, adalet mülkün temeli dedi Hazreti Ömer radıyallahu teala an. Müslüman adil olacak, zalim olmayacak. Allah subhanehu ve teala da ayeti kerimede bunu bize beyan ederken buyuruyor ki Belittaba'allezine zalemu ahva'ahum bi gayri ilm. Bak çok önemli ibretlik noktalar var burada, nükteler var. Belittaba'allezine zalemu, zalim olan grup tabi oldu diyor. Ayet burada aslında geçmişteki zalimlerden bahsetmiyor. Zalim olan grup, biraz sonra söyleyeceğimiz işi yapanlar zalimlerdir manasını ifade etmek için burada ellezine zalemu tabiri kullanmıştır. Normalde Arap kaidelerine göre belittebau demesi lazımdı. Onlar tabi oldular. Zalimler tabi oldular deyince bu adamların zalim olduğunu vurguluyor Allah-u Teala. Bu işi yapanlar zalimdir. Neye tabi oldu bu zalim grup? Ehvâehum. Nefislerine tabi oldu. Tabiatın kötüye meyline derler. Heva. Kötüye meyle. Bu kötüye olan meyle tabi oldular. Bu nedir? Şirkindir. Ama burada bir noktaya daha işaret ediyor Allah-u Teala. Tabi oldular ama bi gayri ilmin. İlimsiz bir şekilde tabi oldular. Cahilane bir şekilde. Hiçbir desteği ve dayanağı olmadan gitti o yanlışa tabi oldu. Neden? Böyle bir tabir kullandı Mevlamu Teal. Çünkü ilim sahibi olan insan bir an yanlışa tabi olsa bile ilmi onu düzeltir diyor sonra da. Onun yanlış olduğunu onu fark ettirir. Ama ilim ehli olmayınca hevasına tabi olur. O dalaletinde sürüklenir gider. Tabi ilim dediğimiz hakiki ilim ehlinden bahsediyoruz. Cahiller bugün nefsinin hoşuna giden şekilde konuşan herkesi müçtehit yapıyorlar. Müçtehittir diyor. Adam o kadar saçmalıyor. O kadar saçmalıyor. Ne arabiyat kurallarından haberi var ne bir şey. Lügatı almış Kur'an-ı Kerim anlatıyor ona göre. Ve onu müçtehit derecesine koyar. Öteki allame-i cihandır. Her ayetin her kelimesini harika bir şekilde açıklama kuvvetine sahip, ilmine sahip onun ilmine itibar etmez. Bu şekilde değil, hakiki ilim. Öyle ki bir anlık hevana tabi olsan bile ilim gelip seni düzeltiyor. Ha, Resul-i Ekrem burada böyle demişti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu yola girdik ama Efendimiz buradan razı değil. Biz geri dönelim der ilim sahibi olan. İşte فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Allah sapıklık yoluna sokarsa bir kulu, o yanlış hal ve hareketinden, o yanlış tavırlarından dolayı kim daha onu tutup hidayete getirebilir? Ne mümkün? Ne mümkün? Adaletin ayarını kaçırırsan zalim olursun. Zalim olursan, hele bir de bunun yanında ilmin yoksa, hevana tabi olur, geri dönecek bir yolda bulamazsın diyor yani. O zaman dalalete düşmüş bir insan oluyorsun ve o insana hidayetin gelmesi de çok zordur diyor bu ayet-i kerimede. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Onlara da bir yardım gelmez. İlimsiz yürümek. Burada Allah subhanehu ve teala aslında müjdeliyor bir yandan da. İlimsiz bir şekilde hevasına tabi olana yardım gelmiyor. Demek ki ilimle donanana yardım var. Hevasından kaçana yardım var Allah katında. Yardım var. Ama bunları eline almadan cahil bir şekilde, aynen bugünkü durum yani, tamamen cahil bir şekilde ettiği itirazı hiç düşünmeden hoşuna gitmiyor diye itiraz eden gruplar eline ne ilim almış, ne ilim almış, ne de güzel bir zatın peşine düşmüş. Yok, hevanın peşine düşmüş ve cahilce gidiyor. Ne oldu? Zalim grubuna giriyor. O zulmedecek. Allah-u Teala bunu niye vurguluyor? Sen eline ilmi almadıysan, hevanın peşine gidiyorsan zalim olacaksın arkadaş. Bunun başka bir şeyi yok yani. Onun için vurguluyor burada. Zalim olacaksın. Ne oluyor bu sefer? Adam çok rahat iftira edebiliyor. Çok rahat bir şekilde atıyor yani.
hakaret yapar, küfreder, iftira eder. Neler neler neler, bir de kalkıp onun üzerinden vicdan yapıyor. Siz nasıl Müslümansınız? Ya sen şurada 3 satır yazdın, en büyük günahların hepsini işledin arkadaş. Hepsini işledin yani. Müslümanın ırzına saldırdın. Müslümana iftira ettin. Fitne çıkardın. Hayanı kaybettin. Edepsiz oldun. Neler neler yaptın. Sadece yazdığın 3 satırda. Nerede kaldı senin hayatın yani? Nerede kaldı senin hayatın? Kalkmış İslam'dan bahsediyorsun bir de yani. Demek ki ilimsiz olmak ve hevai nefse tabi olmak insanı zalim durumuna düşürüyor. O zaman ne lazım? Tarikat yoluna girip ilim ipini tutmak lazım. Çünkü neden? Hevai nefsin peşinden gitmeyecek, götürmeyecek, onun gemini eline aldıracak yol nefsi terbiye yoludur. O yol evliya-i kiramın bize gösterdiği yol. İlim ne? Onların ettiği sohbet. Bu ikisini tuttun mu zalim olmazsın arkadaş. Zalim olmazsın. Ondan zalim olmayınca ne olur? Allah katından yardımı alırsın. Çünkü hangi güzel bir yolda zafere ulaşacaksa Müslüman bilsin ki kesinlikle ve kesinlikle o Allah'ın yardımıyladır. Kimse kendi takatine, kendi gücüne güvenmesin. Rabbimiz Estaizu billahi bismillah leysa lil insani illa ma sa'adiye buyurduğu ayeti kerimeyi bazıları ipin ucunu kaçırarak anlatıyorlar. Kimisi ifrat yapar, kimisi tefrit yapar. Rabbimiz Celle ve Ala orada buyuruyor ki kulum gayreti bırakmak diye bir seçenek yok. Tembellik yok. Gayret edeceksin diyor. Gayret edeceksin. Uğraşacaksın. Ha, gayret ipini eline aldın. Sıkı bir şekilde o yola düştün diye de sakın kendi kuvvetine, kudretine güvenme. Peygamberin sana ne öğretti? La havle ve la kuvvete illa billah. Hangi bir hayrı yapmak konusunda zafere ulaştıysan, hangi bir günahtan kendini çekmeyi başardıysan, bil ki o Allah'ın yardımı iledir. Celle Celaluhu. Bu ince ayarı sana kim öğretir? Evliya-i kiram öğretir. Onun için ne diyor Şeyhimiz Hazretleri, Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri? Ya Rabbi, sana kendi ameliyle geldim demekten, amelimle geldim demekten sana sığınırım diyor. Amellerimle geldim sana ya Rabbi demekten. Çünkü büyük edepsizliktir bu. Rahmetini isteyerek, umarak sana geldim demek lazım iken, ibadetlerimle geldim sana ya Rabbi demekten sana sığınırım diye söyler. Demek ki İslam fıtratı bunun üzerinedir. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا Onun için böyle diyor ayetin devamında. Tek Allah inancına sahip olarak dinini dimdik ayakta tut. Dimdik ayakta tut. Eğer sen hevana tabi olursan, ilmi de eline almazsan zalim olursun. Zalim olursan Allah katından yardım da sana gelmez. O şekilde dinini ayakta tutamazsın. Tutamazsın. Ha, devletin yöneticisi olur musun? Olursun. Belediyenin yöneticisi olur musun? Olursun. Herkes seni pohpohlar mı? Evet. Kasana çok para girer mi? Girebilir. Ama bunların hiçbirisi dinini ayakta tuttuğunun göstergesi değildir. Evet. İsmini ayakta tutarsın bir vakit. Cismini ayakta tutarsın bir vakit. Ama mesele dini ayakta tutmaktır. Yapabildin mi? Yoksa milleti kandırdın mı? Bakacaksın buraya yani. Ne yapıyorlar şimdi? Ya durmadan haberlerde çıkıyor arkadaş. Nedir? Zabıtalar yoldan geçen satıcıyı durduruyor. Veyahut da elindeki şeyi alıyor. Ne o? Tezgahı alıyor. Yıkıyor tezgahı. Kırıyor tezgahı. Bütün millet bu sefer vay bu zabıtalar niye böyle yapıyor? Vay bu zabıtalar niye böyle yapıyor? Kardeşim zabıtaya emri veren yukarısı. Öyle değil mi? Devlet bu emri veriyor yani. Bu yoldan geçen satıcıdan ne istersin sen?
Allah'ın fakir kulu yani. İki üç bir şey almış, rızkını çıkartacak. Dilenciyi tutup hiçbir şey yapmaz iken biz rızkını kazanmak için adam almış eline bir tekerlekli, onunla birlikte satıyor. Yok yapamazsın. Neden yapamıyormuşuz? Avrupa Birliği yasak dedi. Avrupa Birliği yasak demiş. Avrupa Birliği kim arkadaş? Yani bu Avrupa Birliği'ne devlet nizamının hepsine söylüyorum. Avrupa Birliği'ne katılacağız diye günden güne daha zalim oluyoruz, farkında değiliz yani. Bu bizi zalimliğe itiyor. Neden? Avrupa zalim çünkü arkadaş. Avrupa zalim çünkü. Merhamet yok Avrupa'nın. Aha işte. Mültecileri aldılar mı? Avrupa hayranlarının hiçbirisi bunu görmüyor bile. Adamlar zor durumda. Onları o zor duruma da siz koydunuz. İçlerinde fitneyi siz çıkarttınız. Oraları siz berbat ettiniz. Oradan kaçtılar, size iltica ediyorlar, almıyorsunuz da. İnsan Hakları Mahkemesi de orada varmış. Netice bu Avrupa Birliği'ne tabi olacağız diye iyice zıvanadan çıkmaya başladık biz yani. Allah'ın dinini yok saymaya başladık. Daha önce sohbetlerde dedik, zina serbest kaldı, neden Avrupa Birliği öyle istedi? Ya arkadaş, bizim dinimiz var. Bizim örfümüz var. Bizim adetimiz var. Bunların hepsini bir kenarıya, biz yani o kadar Türk milletinin daha önce kurmuş olduğu devletlerin bayraklarını orada gösteriyoruz herkese. Biz köklü bir devletiz, biz kabile milleti değiliz, çadır milleti değiliz, tamam. Demek ki bizim örfümüz var, bizim adetimiz var, bizim ananemiz var, öyle değil mi? Bizim dinimiz var. Ya biz bunların hepsini bir kere sadece hava atmak için biz bunu söylüyoruz yani. 18 devletimiz vardı daha önceden, değil mi? Hepsini bir kenarıya bırakalım, Avrupa Birliği ne derse onu alalım. Bu bizi zalim yapar. Adımız ne kadar adalet olsa da bizi zalim yapar bu yani. Sonra bugün yine haberde seyrediyorum. Tabii bizim de böyle şeylerden haberimiz yok pek. Ya biz de zaten bugüne kadar bugün haberdar oldum. Bugüne kadar biz de o gözle bakıyorduk. Haberde belediye başkanı inmiş sahaya, domatesi 5 liradan satan adama kapat diyor şeyi. Şimdi haberi seyrederken karşımda oturan adam da halde çalışıyor, akraba. Hocam diyor, artistlik yapıyor burada diyor. Belediye başkanı. Neresiyse işte. Neden? Diyor ki adamın fişine bakıyor belediye başkanı. Orada 70 kuruş yazıyor fiş. Hepsi bilirler diyor, bu fiş uydurmadır zaten. Gerçek değildir diyor yani. Domates halde 2 liradır. Oradan halden alan da oradan para alacaktır diyor. 2,5'a alır oradan. 1 lira da onun taşımasına harcar. 3,5 lira adam zaten onu tezgahına koyar diyor. 4 liraya, 4,5 liraya satması lazım onu ki kâr etsin. Şimdi belediye başkanı geliyor, oradaki tezgahtarı. Kaldır bunları diyor. Bu ne kazıktır? Nerede fişin? İşte fişte 70 kuruş yazıyor. Sen oradaki adamı yargılayacağına, o gariban ya. Bütün yani devlet nizamının yaptığı hata bu zaten. Gidip hep garibanla uğraşıyor arkadaş. Bu nizamı yanlış kuran adamla bir dakika uğraşacaksın. Hale gidip o fişi yanlış yazan adamla niye uğraşmıyorsun? Haldeki 20 kuruşa satıyor, 2 liraya satıyor, 70 kuruş yazıyor. Neden? KDV ödememek için. Sen gidiyorsun, sen ona karar veremiyorsun ki. Adam orada ne yazıyorsa yazıyor, sen alıp geliyorsun. Yani belediye başkanları şunlar bunlar. Bunların hepsini ya bilmiyorlar, bilmiyorlarsa yine ayıp. Sen nasıl belediye başkanısın bunu bilmiyorsun? Biliyorsan milleti niye kandırıyorsun garibanın üzerinden? Öyle değil mi? İlim yoksa, hevaya tabi olduysan zulme düşeceksin. Bunlar bu konularda kendine gelmiyorsan ah alırsın, ah. O ah da çıkar üzerimizden. Bak bugün ne oldu? Paramız yarı yarıya değer kaybetti. Neden? Sor kendine bakalım. Bir yerde bir ah aldık biz. Birilerine ahı vurdu bize yani. İlmi bir kenara bırakıp hevaya tabi olursak zalim olmaktan başka bir seçenek yoktur. Öyle de olursan Allah katından yardım gelmez, kesilir. Kesilir. Kesiliyor da nitekim yani. Godomanlar, milleti soyup soğana çevirenlerle kimse ilgilenmiyor arkadaş. Kimse ilgilenmiyor. Hep en alttaki adam mağdur durumuna düşüyor yani.
Pazardaki adamın ne kuvveti olur haldeki adama desin ki bu fişi değiştir arkadaş. Ne kuvvet olacak? Belediye başkanının yapacağı ne? Önce hale gidecek. Sen bu fişi nasıl küçük kesersin? Nasıl böyle yapıyorsun? Ama ne oldu, bir tane çağır şeyi, kamerayı. Gidelim bugün. Bir pazarları denetleyelim. En alttaki esnaf, ha onların içerisinde hain var mıdır? Vardır. Ama asıl hainler orada değil yalnız. Bunu bilmek lazım. Asıl hainler hep yukarıda. Hep üst tarafta yani. Eğer adaletle hükmedeceksen, ne dedi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala an? Eğer haklı olarak benim yanıma geldiysen, tek kişi olsan da benim için en kuvvetlisin dedi. Eğer haksız olarak yanıma geldiysen, bütün dünyada arkan da olsa benim için hiçsin dedi. Haklı olmaktır mesele. Adalet bunu gerektirir. Haklı olmak. Ama ne oluyor? Adaletten çıkıyor. Devletin yöneticilerin içerisinde de çıkıyorlar maalesef. Bu sefer mazlumun ahı alınıyor. Ve o ahı gelip seni vuracak. E bugün ne oldu? Paran yarı yarıya düştü. Yarın daha beter olacak. Kendine gelmezse insan, kendine gelmezse nizam, bu böyle olup gider. Avrupa'ya tabi oldukça bileyim ki Avrupa gibi zalim olacağız. Günden güne seyretsinler, okullarımız aynı onların okulları gibi oluyor. Ne açıdan onların gibi oluyor? Evet, daha önce sohbette de söyledi, güzel değişiklikler de var elhamdülillah, ama genel olarak onların okullarında nasıl uyuşturucu satılmaya gayet rahat başlandıysa bizim okullarımızda da var arkadaş. Onların okullarına nasıl rezaletler oluyorsa bizlerin okullarımızda var. Onların okulları nasıl edebi kaybettiyse bizlerinki de kaybetmiş. Neden? Çünkü biz köklü devletiz. 1000 senelik, 1500 senelik, daha da geride bir tarihimiz var. Hepsini rafa koyup sadece vitrin gibi seyrediyoruz manzarayı. Ama ne onlara benzeyelim, ne onların güzel hallerini, örflerini adet edinelim, yok. Yine Avrupa, Avrupa. Avrupa'ya tabi oldukça zalim olacağız. Bunu artık anlamak lazım. İnsanlar kendine gelmesi lazım. Allah'tan korkmak lazım. O şekilde bir eğitim olursa güzel olur. Yoksa olmaz. Çocuklarımıza edebi öğretmedikten sonra hiçbir yere varmaz bu iş. Edepsiz olarak yetişirler. Öğretilen sadece şu. İşte çocuğun gönlünü al, çocuğun şöyle yap, çocuğun böyle yap. Tamam mı? Yani ne? Hoca şey yapsın, çocukla evcilik oynasın. Gel oğlum sırtıma bin, ben seni eşek gibi gezdireyim. Ondan sonra işte dersini yapmadı mı? Yapmadı çocuk. Tamam, söyledi, dinlemedi. Hiçbir şey çıkmıyor. Tamamen edepsiz, rezil bir şey çıkıyor yani ortaya. Bu şekilde giderse bir eğitim nizamı da zor olur yani. Biz örf ve anneannelerimize bakalım. Zamana bakarsak zamanın ne olduğu ortada. Avrupa'ya bakarsak Avrupa'nın da ne olduğu ortada. Düşüncesiz, algısı zayıf, bitik insanlar. Gelmiş dana kadar olmuş bizim Türklerin tabiriyle 30 yaşında, 35 yaşında ne yapıyor? Bir tane acayip pantolon giymiş. Başına da bir şey takmış. Gözlükler, sakallar, bir acayip tipler. Tamam mı? Eskiden böyle şey taşırlardı onlar. Teyip taşırdı böyle. Şimdi işte iPod mu diyorlar? Öyle şeyler var. Tamam mı? MP4'ler falan filan. Onlar var şimdi, daha da gelişmiş. Veyahut da telefonlar var. Ondan sonra ne yapacak? Birisi kayıyor. Birisi başka böyle şey. Bir de 40 yaşına gelmiş ya. Giyinişiyle 20 yaşında kendini zannediyor falan. Sonra kayarken bir düşüyor, kırıyor bacağını zannediyor. 20 yaşında gibi çabuk iyileşecek zannediyor. Tabii senelerce şeyde. Böyle bir gençlik. Geliyor bir soru soruyorsun, hiç ne cevap verecek kapasite var diye bir şey. Zaten hepsi uyuşu, kafalar uyuşmuş. Bizimkiler de o şekilde gidiyor yani. O tarafa doğru gidiyor. Allah'a dönmezsek, o eski devletlerimizin, o şanlı devletlerimizin örf ve anneannelerini elimize alıp o şekilde yürümezsek, bizim de olacağımız, geleceğimiz nokta o. İnsanımızda da, devletimizde de hepsi buna dikkat etmeli. Zalim olmayacak. Küçük karların peşine düşüp büyük ikramları kaçırıyor insanımız. Ne yapıyor? Şey yapıyor. Hile yapıyor. Tartıda hile yapıyor. Zannediyor kar edecek. Ne yaptım diyor? Baldo pirinci aldım diyor. Ufakla karıştırdım diyor. Of, bir satıyorum. Ondan sonra haftaya arıyor. Hocam ev yandı.
Gerçekten yaşadığımız şeyler bunlar. Herkes de bunu görüyor arkadaş. Çıkıyor. Gözüyle görüyor yani, çıkıyor. Ve kendisi söylüyor bana, o pirinçleri sattım ya diyor. Bir daha öyle yapmayacağım diyor. Tabii 5 ay sonra, 1 sene sonra yine bakıyorsun. Nohutları karıştırdım. Öteki elmaları karıştırır. Öteki başka bir şey, rüşvetleri verir. Ne oldu? Patron diyor yine. sarı elmayla diyor yeşil elmayı karıştırıyor diyor. Falanca market, bizim çok bildiğimiz marketler bunlar. Böyle çok yaygın olan marketlerden. Onlara satıyor diyor. Fakat diyor orada satın almadaki adamı da ayarlamış. Tabii her hafta 1.000 lira diyor ona rüşvetini de veriyor diyor. O da hiç kontrol etmeden malları alıyor diyor. E dedim ki ondan kâr etmeyecek ki. O çıkacak ondan yani. E zaten diyor patron 10 ay içeride yattı diyor. 700 milyar olan borcu 2 trilyon oldu diyor. Küçük kârların peşine düşüp büyük ikramları kaçırıyor bu insanlar. Gözlerinin önünde Allah-u Teala da bütün şeyi gösteriyor ona yani. Bütün kaybını gösteriyor. Bak benim yolumdan gitmediğin için nerelere düştün, ne çukurlara girdin. Hepsini teker teker gösteriyor. Ama yine insan o yolu tercih ediyor arkadaşlar. O yolu tercih ediyor. Her yer bu şekilde dönüyor. Maalesef bu rüşvetler kalkmadıktan sonra, bu hak yemeler kalkmadıktan sonra herkesin ağzında bu laf var ya. Tüy bitmemiş yetimin hakkına biz kesinlikle gitmedik. Bu o zaman ağlayan yetimler niye ağlıyor? Kimse yememiş. Kim yemiş bunların parasını ya? Kim yemiş bunların parasını? Yani birileri bunu yiyor ama hangisine sorarsan sor, hiçbiri yememiş arkadaş. Fakat diyor ki bilmem ne firmasının sahibi bizden mal alıyor diye diyor. Evet. Hanımı diyor kaza yaptı diyor. Arabasını biz yaptırdık. Oğlu diyor bizde çalışır diyor. Çalışmadan para alır. Neden? Sırf bizden para şey alsın diye, mal alsın diye. Böyle giderse bu işler rezil olup gideceksiniz arkadaş. Devletin içerisinde de var bunlar maalesef. Bunlar düzelmedikçe sizin kardeşim beliniz doğrulmaz. Allah bunu size soracak, bize soracak. Hangimiz hangi noktada Allah'ın dininden dışarı çıkıyorsak, hangimiz başka bir insana zulmediyorsak bunun hesabını mutlaka vereceğiz yani. Dünyada, ahirette. Ahirette kalırsa daha kötü. Daha kötü. Daha beter iş yani. İşte فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Sen bırak herkesi. Bırak millet ne yapıyorsa yapsın. Söyle. Dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı? Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin kavimlerini yaptıkları yanlışları ve yanlışların neticesinde başına gelen belaları bize anlatmış. Bakıyoruz şu an Türkiye'de hepsi var. Hepsi var. Doğru söyleyeni sevmezler. Sevmezler doğru söyleyeni. Tenkit ederler. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Sonra yapmış olduğu büyük binalarla kendilerini bir şey zannederler. Hud Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Ondan sonra bağlarıyla, bahçeleriyle övünürler. Uşurlarını vermezler. Semud kavmi gibi. Ondan sonra tartıda hile yaparlar. Medyen ahalisi gibi. Hepsini yapıyoruz arkadaş. Allah Subhanehu ve Teala onların hepsine de bela verdim diyor. Bir sayha gönderdim, bir ses gönderdim, helak ettim. Lut Aleyhisselam'ın kavmi eşcinsellik yapıyorlardı. İsimleri de değiştiriyor. Sapıktılar ya. Eşcinsel nedir arkadaş? Sapıksınız. İnsanlıkla alakanız yok sizin. Açıklaması bu bunun. Yumuşak laflarla sapıklığı bize normal göstermeye çalış. Ötekileştirmeyin diyor. Neyin ötekileştirmesi ya? İnsanlıktan çıkmış neyin? Ben ona dedim mi çık insanlıktan diye. Kendi çıkmış. Kendi çıkmış. Kendi kendini ötekileştirmiş ya. Allah seni nasıl yarattı? Hocam diyor bir tanesi dalgasına mı soruyor? Gerçeğini mi soruyor? Neyi soruyor? Hocam Bülent Ersoy'u Allah nasıl haşredecek? Soru bu. Dedim dalgasına soruyordur bu adam. Allah seni nasıl yarattıysa öyle haşrolunacaksın. Sen burada bir ayağını zürafa ayağı yap. Ötekini gergedan yap. Ötekini aslan, ötekini kaplan yap. Allah seni insan olarak diriltecek. Celle Celaluhu. İster belden yukarısı kadın, belden aşağısı erkek olsun. Nasıl yarattıysa öyle dirileceksin.
onların hepsinin hesabını da vereceksin. Teker teker. Benim sana verdiğimi sen nasıl bana sormadan değiştiriyorsun? Benim iznim olmadan değiştiriyorsun. Hepsinin teker teker hesabını soracak Allah Subhanahu ve Teala. Lut Aleyhisselam'ın kavmi dedim ben size. Onların başına ne geldiğini anlattım. Siz çıktınız, ötekileştirmeyin. Başında başörtü olan böyle söylüyor bir de. Ötekileştirmeyecekmişiz onu. Ya Allah ötekileştirmiş onları be. Helak ettim onları diyor. Onlar pistirler diyor. Kavme sev'in fasikin. Pis, fasık bir kavimdir onlar. Edepsiz, hayasızdırlar onlar. Allah böyle diyor. Biz Allah'ın dediğini diyoruz. Adam bize itiraz ediyor. Niye ötekileştiriyorsun diye. İnsan olmak var, insanlıktan çıkmak var. Bunların acilen insanlığa geri dönmeleri lazım. Neyse hastalıkları, o hastalıkların çözülmesi lazım. Siz o hastalığı kabul ediyoruz deyip onlara zulmediyorsunuz ya. Adama kanser bulaşmış. Biz diyoruz ki bu kanseri tedavi edelim. Getirin hemen. Çıkartın onu. O virüslerin bulaştığı noktadan çıkartın, bu tarafa getirin. Alalım karantinamıza. Bunları temizleyelim, düzeltelim diyoruz. Hayır diyor, ötekileştirmeyin. Onları da öyle kabul edin. Ya ne demek? Kanser olsunlar, gebersin, gitsinler. Onunkine mantıklı diyor, onunkine merhametli, onunkine iyi, onunkine aydın fikir diyor. Tedavi edelim diyene gerici diyor adam. Sen yobazsın diyor. Bu kadar gözler köreldi, bu kadar basiretler tükendi, idraklar bitti. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ. Ama sen bunlara kulak verme. Dinini, tek Allah'a inanan dinini dimdik ayakta tut. اَدْد۪ينُ حَن۪يف وَالْعِلْمُ حَنَف۪ي demiş. Zevakşehir Hazretleri. Çok, çok diyor, müthiş bir tabirle belirtti. Din hanefidir. Yani İbrahim Aleyhisselam mensup olan tek Allah inancıdır. İlim ise hanefidir demiş İmam-ı Azam'a. İmam-ı Azam ilim konusunda en üstün olduğu için. İlim de ona mensuptur manasında yani. Velhasıl tek Allah inancı İslam'dır. Bütün dinler bunun üzerine kuruldur. Tek Allah inancı. Tevrat'tan önce yazılmış bir kitapta sen güzel bir kaç ibare gördüysen bil ki Tevrat yazılan ilk kitap değildi. Ondan önce de kitap vardı. Sahife halinde İbrahim Aleyhisselam'a indi, Şit Aleyhisselam'a indi. Adem babamızdan beri var. Allah Subhanahu ve Teala belli kanunları söyledi yani. Fakat hepsinin ana noktası özel, tek, temel nedir? Tek Allah inancıdır. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ لَا شَر۪يكَ لَهُ. Allah tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Bunun üzerine kuruldu. Tevhid. فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Bu Allah'ın insanları yaratmış olduğu fıtratıdır. Fıtrat budur yani. Tek Allah'a inanacak. Tek bir Rabbe secde edecek. La tebdile li halqillah. Bak ayeti kerime biraz önce söyledik, ayet geldi. Ayette var mı diyor, estetik yaptıracağım, niye yaptırmayacakmışım? Allah diyor ki Celle Celaluhu, Allah'ın halkını değiştiremezsin. Değiştiremezsin. Yok, gözlerimin şuraları çöktü diyor, şuraları yapacağım. Ondan sonra alnım burası buruştu, onu yapacağım. Burası falan. İngiltere'de bir doktor yakınımız anlatıyor, diyor ki bir kadın getirdiler diyor, 2018 model bugünün tabiriyle, fakat diyor estetik ameliyat yapılırken beyne diyor oksijen gitmemiş, şeye bağlandı, makineye bağlandı. Bir aldım diyor şeyi elime, kadının bilgilerini aldım elime, kalçalar bilmem ne kalçası. Tövbe estağfurullah. Göğüsler bilmem ne göğsü. Bacaklar bilmem ne. Hepsini birisinden almış. Hepsi estetik. Yani kadın güzel diyor ama. Komple değişmiş. Tabii. Komple değişmiş. Nerede buraya geldi? Tamam, modifiye olmuş yani. Ondan sonra ne diyorlar o arabaya? O arabalara özel yapım araba mı diyorlar? Ne diyorlar işte? Doğan görünümü Şahin hocam. İşte yani o tarzda bir şey. Fakat beyne tabii şey gitmeyince makineye bağlandı. Erkek arkadaşı da geldi diyor.
Birkaç gün geldi, onun yanında kitap okudu diyor. Ondan sonra dediler ki çekelim mi fişi, çekin demiş. Ne oldu ya? Ne oldu? O erkek için göya süslendin. Gerçi o erkek için de değildi. O da bir alam şey. Mesaj. Süslendin. Ne oldu işte? Bütün güzelliğinle gittin. Allah'ın sana verdiği güzellik neyine yetmiyor ya? Biliyor musunuz? Asıl itibariyle hayvaniyete hizmet ediyorlar. Cazibe ve güzelliğe değil. Allah'ın verdiği güzellikte cazibe var. Allah'ın halkı çünkü. Saf, temiz, güzel, etkileyici ve etkisi kalıcı bir şey. Allah katından olduğunun alameti zaten. Onun üzerine ne yapıyor? Bir makyaj yapıyor. Evet, ilk etapta göz birden mıknatıs gibi çekiyor onu. Ama kalmıyor etkisi. Etkisi kalmıyor. Öteki bacaklarını, bilmem şuralarını, buralarını ya büyütüyor spor yapacak azmi gayreti olmayanlar. Yok bilmem estetik şu bu, öteki spor yapıyor falan. Açıyorsun, onu gösteriyorsun da seni güzel diye mi beğeniyorlar zannediyorsun? Hayır. Tamamen hayvani duygularla sana bakıyor. Kalbinden bir esinti yok arkadaş. Çünkü güzelliğin alameti vücutta değil, gözdedir, yüzdedir. O gözün ve yüzün güzelliği zaten kalbin güzelliğinin işaretidir. Ama bakıyorsun bitik. Bitik yani. Ne oluyor? Şimdi mesela insanların çok şaşırırlar. Çok ünlü bir adam, tamam mı? Bir kadınla evleniyor. Bakıyorlar kadın çok, çok güzel de değil arkadaş. Hayranları da şey yapıyor, ne derler? Şaşırıyor. Şaşırıyorlar. Ulan ben daha güzelim. Beni alsaydı falan. Niye böyle bir kadını aldı? Çünkü adam ne yapıyor? Hepsini denemiş. Tamam. O çok güzeller, makyajlar, şunlar, bunlar. Güzeller, müzeller ama ya 2 saat yanında oturulmuyor. Oturulmuyor. Konuşmaları bir saçma sapan. Kaprisler, şunlar. Ulan sizinle mi uğraşacağım zaten? Zaten benim başımdan aşkın işi. Ne yaptı ötekinde? Kalp güzelliğini buldu. Huzur buluyor yanında ya. Tamam çok güzel değil, milletin pek hoşuna gitmiyor ama bana huzur veriyor arkadaş. Ben senin gözün mü güzel, senin yüzün mü güzel, senin bilmem şuran mı buran mı güzel, ben hepsine baktım. Fakat hiçbirisi kalıcı bir lezzet bırakmadı bende. Kalbime huzur vermedi diyor. Bunu çok beğenmiyorsunuz siz ama beni mutlu ediyor. Netice Allah'ın verdiği güzellik neyine yetmiyor. Halbuki kadın, genelde bunu kadınlar yaptığı için anlatıyorum, kendini hakaret ediyor ya. Estetik yapan kadın ben güzel değilim diyordur. Botoks yapan ben yaşlandım diyor yani. Aleni bir şekilde bunu ifade ediyor. Ben yaşlandım, benim işim bitiyor, haberiniz olsun. Bayrağı çekmektir bu yani. Makyaj yapan keza öyle. Allah'ın verdiği güzellik sana yeter. O insanın kalbine etki bırakır. Sen onun üzerine Allah'ın istemediği şeylerden kendine dediği gibi modifiye falan ne yapıyorsan yap. Onlar geçici şeylerdir. Kalıcı etki bırakmaz insanda. Evet. Allah Subhanahu ve Teala hevanın peşine tabi kılmasın bizleri. Yoksa kendimizi düzeltemeyiz, düzenleyemeyiz yani. Kadın işte her yerini yaptırmış ama erkeği için yaptırmış göya. Erkeği de 3 gün geliyor kitap okumuş onu. Tamam 4. gün fişini çekin demiş. Çekmişler fişini. Orada hesabını verecek. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Celle Celaluhu. Tevbe nasip eylesin insanımıza tevbe. Tevbe nasip eylesin. Son nefes gelmeden basiret gözümüzü açsın da Allah subhanahu ve teala'ya böyle gafilce gitmeyelim yani. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيكُ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ Ha bir de şey vardı bakalım, Bismillahirrahmanirrahim, onu da söyleyelim. Şimdi daha önceki sohbetlerde anlatmıştık. Ne dedik? Peygamberimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Kadınlar camiye gelmek istiyorsa onları nehyetmeyin. Camiye gelip namaz kılsınlar. Fakat bunun yanında bazı başka hadis-i şeriflerde ne buyurdu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Kendi arkasında namaz kılmak isteyen bir kadın, bir sahabi annemiz Demet dedi ki, benim arkamda namaz kılmaktansa evinin
giriş odasında namaz kılman daha evladır. Evinin giriş odasında namaz kılmandansa evinin yatak odasında namaz kılman daha evladır. Ne demek? Kadın en mestur olduğu, en kapalı olduğu, en geride olduğu yerde namazını kılması onun için daha evladır. Fakat bugün bunu doğru bir şekilde işlemek gerekir. Nasıl doğru bir şekilde işlemek gerekir? Şimdi diyoruz ki kadınlar camiye gitsin. Nasıl bir kadınlara bunu söylüyoruz? Eğer bizim kadınlarımız şu an evlerinde itikafa girse, itikaftaysalar eğer yani, var mı öyle hanım? Biliyor musun? Ben hiç duymadım. Evinde itikafta olan, zikrinde, fikrinde olan varsa binde birdir yani. Onlar evlerinde kılsın arkadaş. Ama bugün evlere baktığımız zaman kadın evde ne yapıyor? Survivor izliyor. Kadın evde ne yapıyor? Dizi seyrediyor. Kadın evde ne yapıyor? Nasıl giyineceğimi seyrediyor. Çıksın evden arkadaş. Çıksın evden de gitsin camiye namaz kılsın. Çarşıda, pazarda gezen gitsin de camide namaz kılsın. Zamanı okumak lazım. Ona göre hareket etmek lazım yani. Evde televizyon varsa o kadın gitsin. Camiye gidebiliyorsa gidip camide namaz kılsın. Ama camide namaz kılacak da nasıl kılacak? Süslenip püslenip camiye girdiği zaman ta imamın namazını bozmayacak parfümün kokusuyla yani. Ne yapacak? Süslenmeden normal elbiselerini, mestur elbiselerle gidecek. Camilerimiz maşallah Osmanlı usul koymuş ne güzel. Yukarıda kafesli bir yerleri var. Başımızın üzerine koymuşuz onları. Öyle değil mi? Yani kadına hürmet etmiyorsunuz falan filan. Başımızın üzerine koymuşuz. Biz aşağıda kılıyoruz, siz yukarıda kılıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz yani? Netice edebiyle güzel bir şekilde gitsin yukarıda namazını kılsın. Ne bir ayette ne bir hadisi şerifte kadının camide namaz kılmasına yasaklayan bir nas yok. Bu doğru. Daha önce ettiğimiz sohbetlerde söyledik. Resul-i Ekrem ne buyuruyor? Gelmek istiyorlarsa nehyetmeyin. Fakat sadece bir edebi gözetsinler. Ayet-i Kerime'de yaşlı kadınların çarşaflarını giymeden camiye gidebileceklerine izin veriyor. Süslenmeden diyor yalnız onlara da. Çarşaflarını giymesene süslenmeyecek. Genç kadınlar örtülü bir şekilde gidecek. Tabii ki peygamber zamanında alt kat üst kat meselesi yoktu. Önde erkekler, arkada kadınlardı. Ama şimdi elhamdülillah hepsi güzel. Nizamımızı koymuş. Osmanlı harika bir şekilde üst kat yapmış. Üst kata çıkarlar. Orada da tabii lak lak yapmasınlar. Hocayı kızdırmasınlar. Bizim abimiz sohbet yapardı da böyle. O biraz şeydir. Sertti o biraz daha. Böyle bir kızardı onlara. Böyle sohbetin arasında 2-3 defa. Ama tabii yani kadın yani. Neticede konuşur. Hani şeyin var ya. Necip Fazıl. Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü var demiş ki. Sormuşlar üstada. Kadının akıllı olduğunu nereden anlarsın? Demiş ki az konuşmasından anlarım. Adam tekrar sormuş. Ya hiç konuşmuyorsa? Demiş o kadar akıllısını görmedim. O kadar akıllısını daha görmedim. Şimdi kadınlar konuşur. Yani usulüce erkekler de müsabakar olsun inşallah. Gelsinler namazlarını kılsınlar. Gerçekten evlerde bu dizi veya saçma sapan programlarda hayatlarını mahveden bu insanlarımız mescitte ve donanımlı hocalarımızla yalnız. Hocalarımız çalışacaklar, boş durmayacaklar. Şu dünya sevgisini bir kere kalbinden çıkartacaklar ya. Ne bu dünya sevgisi arkadaş? Tanıyorum bir sürü hoca efendi işi gücü bırakmış. Bir araba, bir arazi satayım da köşeyi döneyim derdinde. Ya Allah seni imam eylemiş. Resul-i Ekrem makamında duruyorsun. Bırak şu dünya sevgisini arkadaş ya. Bir dine sarıl. Din hizmetine sarıl. İnsanımızın düşmüş olduğu durum ile için yansın bir. Yansın da onlara güzel bir hizmet sun. İmamların kağıttan okumakla yaptığı sohbetlerin taraftarı değiliz biz ya. Çalışsınlar. Kalplerini geliştirsinler. Bilinçli bir şekilde anlatsınlar ya. Herkes vazifesini adam gibi yapsın. Millet gelsin camiye inşallah erkeği de kadını da bunların hepsine dinimizi güzel bir şekilde anlatalım, öğretelim, yetiştirelim. Dizi karşısında tükenmesin hayatlar. Mescitlerde, sohbetlerde tükensin inşallah. Çünkü oralarda ne vakit geçirdiysek elimizde kalan onlar yani. O dizi karşısı, televizyon karşısında olanlar değil.
Velhasıl hocalar özellikle basiret sahibi olmalı ve her şeyi yerli yerinde değerlendirmeli. Yani sosyal medyada bir vaveyla, vay efendim kadınlar İslam'ı ne yapıyorlar? O bir şey demişti ya Cumhurreis. Güncelliyorlar, baksana kadınlara da camiye, sanki Allah, şu peygamberimiz yasaklamış kadınların camiye gelmesini gibi. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhanın bir sözünü alaraktan üzerine yürüyorlar. Ya Hazreti Ayşe zamanında arkadaş, kadının evinde televizyon mu vardı? Fitne mi vardı? Baktı geldi mescitte fitne çıkartıyorlar. Gidin evinize dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha. Gelmesinler dedi. Ki yani bu Resul-i Ekrem'in hadisi şerifinde hükmünü kaldırmaz yani. O an o kendine çeki düzen almaları için söylemiş olduğu bir söz. O zamanki kadınlara yani. Gelip orada işte hocayı dinlesinler tabii yani. Mescide de gelip gıybet yapacaklarsa o da iş değil. Gelip hocayı dinlesinler, nasip alsınlar inşallah. Allah Subhanahu ve Teala bütün efradımızla, yani kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla böyle sağlam Müslüman olma yolunda gayretle yürüyenlerden eylesin bizleri. Amin. Celle Celaluhu. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.